Değerli edebiyat severler, sanat akımlarını işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü başlığımız sürrealizm. Yani Türkçemize geçmiş ismiyle gerçek üstücülük. Şimdi dadaizmden ayrılan şairlerin, biliyorsunuz dadaizmi işlemiştik. Kuralsızlığı kabul eden görüştü. Şimdi dadaizmden ayrılan şairlerin 1924'te Fransa'da temellerini attıkları bir akımdır sürrealizm. Kurucusu André Breton'dur. Sürrealizm, dadaizmin akla, mantığa ve yerleşik kurallara isyan görüşünden hareket eden, bilinçaltının karmaşık dünyasını sanata aktarmayı amaçlayan bir akımdı. Freud'un psikanaliz kuramından geniş ölçüde etkilenmişlerdir. Sürrealistler iç akışın devamını engellediği için noktalama işaretlerine de karşı çıkmışlardır. Müzik dışında hemen bütün sanat dallarında etkili olan sürrealizm, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini egzistansiyalizme bırakmıştır sevgili öğrenciler. Şimdi sürrealizmin önemli temsilcilerine geldiğimizde André Breton şiirde, Paul Elvert şiirde, Louis Aragon yine şiirde. Önemli bilgi, Türk edebiyatında Garip topluluğunun bazı sanatçıları ile ikinci yeni topluluğunun bazı şairleri sürrealizmden etkilenmişlerdir. Bilinçaltı, düş gücü ve rüya sembolizm, sürrealizmi için anahtar kelimelerdir. Bugün bir başka videomuzu daha böylelikle sonlandırmış olduk. İnşallah başka videomuzda görüşebilme dileğiyle şimdilik hoşça ve dostça kalın.